Bir pazartesi gününden herkese günaydın, merhabalar. Umarım iyisinizdir hepiniz. Yeni bir vlogtan merhabalar. Kanalıma yeni açanlar için ben Merve Kumbul. Antalya'dayız, yağmurlu bir gündeyiz. Ben şu anda açık havada olan bir AVM'ye gideceğim. Erast AVM. Geçen vlogta da gitmiştim ve H&M'de bir alışveriş yapmıştım. Görmüştünüz. Şimdi yağmur yağıyor ama umurumda değil, yani oraya gideceğim. Çünkü normalde ben 4-5 parça bir şey aldığımda Yazara'dan, bir herhangi bir mağazadan kasaya kadar fiyatlarını hesaplamasam da sonradan mutlaka bir hesap makinesine hesaplarım. Hani ödediğim tutarlı da doğru mu diye. İşte kasaya kadar hesaplıyoruz. Kasada da tutunca tamam diyoruz. O sayı tutunca. Ben bu sefer öyle bir hesaplama yapmadım. Çok da trafiğe kalmak istemiyordum. Bir an önce çıkmak istiyordum. Benim aldıklarım 4000 küsur bir şey tuttu. 4500 falan. Şimdi tam net bilmiyordum. Bir üstü beğenmedim. Denemeden almıştım. Beğenmediğim için fişleri kontrol edeyim dedim. Outer sale gibi bir şey yazıyor ya da bir şey sale yazıyor. Ne olduğu belli değil. Birinin fiyatı 800 küsür TL, birinin fiyatı 500 küsür TL, öyle bir şey. İki tane fazladan ürün yazılmış ve ürünlerin ismi yok. Böyle fiyatların hepsini denkleştirdim. Hepsinin fiyatı tutuyor. Evet, o ürünler. Ama o iki ürün yok. Ve o iki ürünü çıkartınca ben 1000 lira fazla vermiş oluyorum. Öyle yanlışlıkla mı yaptılar? Belki hani kasadan kasaya geçince, yan kasaya geçtiğim için bir karışıklık oldu, bir şey oldu. Öyle bir şey olursa kamera kayıtlarını çıkarın derim. Çünkü aldığım ürünler belli yani. Olmaz, yapamayız derlerse de elimde aslında kanıtlayacak bir şeyim yok. Çünkü iki tane fazladan bir ürün girilmiş. O ürünler benim elimde yok şu anda. Ama nereden biliyorlar bende olup olmadığını tabii. O da ve geldik arkadaşlar. Şurada da polis varmış. Neyse, bir şey olursa en azından. Neyse. Bir şey olursa en azından polis varmış. Arkadaşlar ya, sizde de şey var mı, böyle hakkımı savunamayacağım korkusu? Savunamazsam korkusu var mı? Şu an bende biraz var. Ama böyle illa yanımda da birisinin olsun, o kadar da korkmuyorum yani. Ama böyle bir hakkınızı savunamama korkusu olur ya. Arkadaşlar, o kadın burada. Bana fiş veren. Evet. Gittim. O kadın vardı kasada. Söyledim size zaten. Söyledim. Onunla konuştum zaten. O da evet, ben hatırlıyorum işlemini dedi. Şimdi kamera kayıtlarına falan bakacaklar. İşte fişi nasıl kesmiş ona bakacağım falan dedi diğer adam. Ama bir saat sürer dedi en az. Ve bir Dilek'le buluşacaktım zaten. Bir kahve falan içer otururum. Yakında sonra gideceğim yani, ara masalardan. Bekleyeceğim. Dilek'le buluştum. Vlog çekiyordum da. Hakkımı aldım mı almadım mı daha bilmiyorum, belli değil. Ne hakkı? Kameralara bakacaklarmış. Gerçek mi? Ben ne yesem bilmiyorum ama bir sandviç. Of 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 arkadaşlar, şu anda var ya, çok kötü böyle bir dalgalanma, çok kötü bir hareket. Çocuk şu anda arkadaşlar, çocuk bayağı bir tekmeliyor. Bir şeyler yapıyor yani, tekmeliyor mu, yumruk mu atıyor, bir şeyler yapıyor ama çok fena, böyle bir çok değişik bir histi yani. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Ay çok değişik. Adam aradı. Ben ya, o kadar eminim ki, o kadar %1 milyon eminim. Diyorum ki ben böyle bazen yanlış hesaplamalar yapabilirim. Bir daha bir hesaplayayım. Bir daha baktım. Bir daha baktım. Tamam dedim. Kesinlikle bir yanlışlık var. Adam aradı demez mi? Bu other sales yazan kısmın, bu other sales yazan ürünlerden bir tanesi 3 adet iç çamaşırı. Diğer other sales'da yazan 1 adet de sütyen demez mi? Sporcu sütyeni. Bir tane de sporcu sütyeni. Benim ve başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani neyse ki hiç ben kesinlikle kötü bir tavırla gitmedim mağazaya. Neyse ki kesinlikle böyle çıkışarak gitmedim. Gayet kibar bir şekilde gittim. Hatta böyle kadının gıcıklık yaptığını düşünmeme rağmen şey yaptım. Yani kadına da gayet normal bir şekilde davrandım. Hatta böyle açıkladım, işte ben şunları almıştım ama bu iki tane. Sanırım diğer kasaya geçerken bir yanlışlık olmuş olabilir dedim. Bir problem olursa çıkışırdım diye düşündüm hakkımı aramak için. Ama sonra adam arayıp bunları deyince sonra...
hamilelikten. Şimdi hatta gidip göbeğimi göstermeyi düşünüyorum. Dedim ki, diyeceğim ki yani kusura bakmayın, arada unutuyorum şu sıralar işte hamileyim, kusura bakmayın falan. İlk defa şu an o bahaneyi kullanacağım. Üçlü bir iç çamaşırı almıştım, bir tane de sütyen almıştım. Onları hemen makineye attığım için unuttum tabii ki varlıklarını. Hemen neyse, böyle bir rezillik yani, ama sonuçta etiketini çıkartıp atmıştım. Rezillik yani gerçekten. Yanlışım olmuş. Neyse ki bir de kameralara falan bakmadılar yani. Hemen fişten o ürünlerin ne olduğu çıkmış sanırım. Şimdi gidip fişi alacağım. Evet, H&M sorunumuzu çözdük. Sorunu çözelim derken ben yine o arada derede bir kendime bir kürk bulup yine bir para harcama sebebi buldum. Şimdi artık eve gidiyorum. Çok acıktım ve susadım yani, direkt eve gideyim. Su bile almadım şimdi, tuvaletim gelir diye. Kızlar, bir kürk aldım. İnanılmaz, inanılmaz güzel bir kürk. Yani bayıldım. Tek şu Zara'nın kürklerini görmekten artık çok sıkılmıştım. Almadım da onlardan. İyi ki de almadım. İlk gördüğümde çok beğendim ama direkt dedim ya, bu kürk aşırı, ve herkes alacak bu kürkü, böyle viral olacak bu kürk diye düşündüm zaten ilk gördüğümde. Beğenmiştim ama o kadar da şey yani, alacak kadar da beğenmedim. İpek Yol'da bir kürk gördüm şimdi. Çok yani, bu kalıbı falan her şeyi çok güzel. Eve gidince göstereceğim. Bayıldım yani kürke. İndirimdeydi de zaten. Yani ceketleri falan, kürkleri, paltoları bayağı pahalı oluyor. Bu indirimdeydi yani, yine uygun bir fiyata aldım. Zara Mango'dan indirimsiz almış gibi bir fiyat oluyor yani bence kürk. Uçak geçiyor yine. Sustum. O bayıldığım kürkü de göstereceğim ama önce hemen şunu açıp şey yapalım. Buna uygun bir de çorap aldım. Aynı renkte çıkarlarsa harika olacak. Şöyle şu Holy Loli markasından aldım. Trendyol üzerinden. Bu arada bu üzerimdeki de Holy Loli. Bordo bir elbise aldım. Kantinin mağazalarında hiç bulamamıştım. Ben bordo külotlu çorap almak istiyordum. Şeyde, Trendyol'da, online'da, Penti'de vardı. Aldım bakalım ama aynı renk mi bilmiyorum. Bu arada videoda rengi çok açık gözüküyor ışıktan dolayı. Aslında o kadar açık değil. Medium sanki biraz büyük gibi ama small alınabilir. Ben hamileyim diye böyle çok da şey olur, çok sıkar diye düşünüp medium alıyorum artık çoğu şeyi. Ama bunun kumaşı hem esneyen kumaş hem de bol bir yapısı var. Bilmiyorum, deneyeceğiz bakalım. Instagram'da takip ederseniz zaten şimdiye kadar videoyu görmüşsünüzdür. Penti'den aldım. Şöyle bir açalım. Ay galiba bir tık koyu gibi geldi ama bunu giyince belki rengi açılır. Şöyle. Şöyle olacak yani. Yani çok da aynı değil. Neyse, ben deneyeceğim zaten de. O çok ince bordo çorap var ya, bu o kadar da ince değil. Bir tık böyle opak çorap gibi duruyor. Ben video çekip geliyorum. Görüşürüz. Şu tokayı şöyle perçemlerim önüme gelmesin diye takıyorum ve yemeye başlıyorum. Yemek yapmak istiyorum. Canım çok sulu ev yemeği istiyor. Buzlukta nohut vardı. Onu çıkaracağım. Nohut erişte. Evde ne varsa onları birleştirip bir sulu yemek yapacağım. To see a major fall.